ve devasa ilk yaprağımızı aldık. Ve böyle sırasını arkadaşlar böyle küçük de alabiliriz. Evet, bu çıtır da böyle alabilir misin? İzleyicilerimize. Bir çıt. En çok hoşuma giden ses arkadaşlar çıt sesi. Bunu yaprak toplarken de bu sesi çok seviyorum. Bu. Böyle. Arkadaşlar sizler için yakın zamanda ebe gümecinin faydalarını da anlattığım videolarım yayında olacak. Bu yüzden zil butonunu açık bırakın ve videolarımızdan haberdar olun. Arkadaşlar bilmiyorum çevrenizde ebe gümeci varsa bunların çiçeklerini değerlendirin. Çünkü bu kökünden gelen bir bitki ve bunun çiçeklerini ben yeni öğrendim. Çok faydalı olduğunu onu almayacağım. Çok faydalı olduğunu. Çünkü bu sene ben de toplayacağım. Sizde de bu bölge değiştiği için tabii ki bir yerde erken oluyor, bir yerde daha geç oluyor. Soğuk veya sıcak iklimine bağlı olan bir şey. Toplarsanız faydalanırsınız. Hastalıklara, ada çayıyla ikisini birlikte kaynatıp içtiğinizde çok faydalı bir bitki. Bunu da size söylemek istedim faydalanmanız için. Evet. Bunu da topladık. Burayı topladık arkadaşlar. Şimdi evet. Başka bir yere gidiyoruz. Aynen. Sizlerle birlikte ebe gümeci ve İstanbul pezlikleri toplayıp daha önce de toplamış olduğumuz ev elekleri hepsinin sarmasını yapacağız. Bunu nasıl yaptığımızı sizlere göstereceğim. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup zil butonunu açarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İlk önce ebe gümecimizi toplayalım arkadaşlar. Bahçemizde çıkan ebe gümeciler burada. Bayağı da boyut olarak büyüdüler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1 metreye yakın boyu var. Bunun daha sonra çiçeklerini de toplayıp kurutacağız. Şimdi yapraklarından yararlanma zamanı. Sarımsak baş tutmuş. Büyümüş ya. Şey gibi, hatun çiçeği gibi olmuş. Bu kadar büyütmenize gerek yok arkadaşlar. Şu kadar falan yeterli olur. Bu kadar da kullanabilirsiniz. Sonuçta sıcak suya girdikten sonra yumuşuyor. Ona çiçekleri açacak artık. Şimdi ise İstanbul pezliklerini toplamaya gidiyoruz. Bunları bu şekilde arkadaşlar bahçemizin yabani otlarında hepsini öldürmedik. Birkaç tane bıraktık. Böylece zamanla bizlere yaprağını versin, sarmasını yapalım diye. Şimdi arkadaşlar artık sarma işlemine geçebiliriz. Şimdi burada ebe gümeci, evelek, asma yaprağımız da mevcut arkadaşlar. Bunları nasıl sardığımızı sizlere gösterelim. Bakın. Burayı bir gümeci. Burası pezlik. İstanbul pezlikleri de var aynı şekilde. İstanbul pezlikleri de çok güzel oluyor. Aynı
aynı asma yaprağı nasıl sarıyorsak o şekilde sarımı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ebi gümecilerde, evelekler de çok faydalı. Kanalımıza uğrayarak faydalarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar, doğada yetişen yabani otların. Şimdi biraz daha sarıp arkadaşlar, daha sonra kamerayı tekrar açacağım sizlere. Burada evelekler, burada ebegümeciler, burada İstanbul pezlikleri ve burada asma yaprağının hepsinin bu şekilde sarmasını yaptık. Yine evelekleri, bakın annem burada, size tekrar göstereyim nasıl sardığımı. Bahçemizin arkadaşlar, bahçemizin kenarında bıraktık ki böyle zaman zaman az da olsa hepsinden karıştırıp bu şekilde sarmasını yapalım diye. Umarım sadece farklı olarak burada evelekleri muska şeklinde sardık. Burada ebe gümecileri, İstanbul pezliklerini aynı asma yaprağı nasıl sarılıyorsa o şekilde sardık arkadaşlar. Şekil olarak bu şekilde. Annem tekrar sarmaya devam ediyor. Sizin de yakınlarınızda bu şekilde yetişiyorsa kesinlikle sizde sarın, tam bir şifa deposu. Buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.